Merhaba, ben Semiyani Perizade. Biraz kendimden bahsedeceğim, biraz dertlerimden bahsedeceğim. Biraz da ne yapmak istediğimden bahsedeceğim. Umarım beni sabırla dinleyebilirsiniz. Ben Kürt müzisyen, şarkıcı, şarkı yazarıyım. Müziğimi ağırlıklı olarak kendi ana dilimde üretimde kalarak sürdürmeye gayret ediyorum. Çünkü ana dilimin yok olmaması ve korunması adına kendimi sorumlu hissediyorum. Henüz küçük bir çocukken 92-93 yıllarında köken aleminde zorunlu göçün, radikal İslam'ın ve kurumsal ırkçılığın yarattığı kopukluğu ve boşluğu kendi dilimde üretimde kalarak telafi ettiğimi hissediyorum. Göçün yıkıcılığını küçük yaşlarımızda akıl edemiyorduk, yani onu çok algılayamıyorduk. Fakat bugün bizlere neler yaşatıldığını daha net okuyabiliyoruz. Kürtlerin kimliğine sahip çıkanı yahut asimile olanı veya apolitik olanı hiç fark etmez. Her alanda, her rolde bedel ödediğini, zorbalığa, ayrımcılığa, kurumsal ırkçılığa maruz kaldıklarını biliyoruz. Aslında bunun içinde Kürt olmaya gerek yok. Aslında herkes bunun gayet de farkında. Her zorunlu göç mağduru Kürt aile ve çocukların travmatik hikayeleri vardır. En masumane olanına örnek verecek olursam eğer, annelerimiz sokakta Türk çocukları bizi dövmesin ve bizimle oynasın diye ceviz, şeker, pestil verirdi. Çünkü sokakta Kürtçe konuştuğumuz için bize pis Kürtler deyip zorbalık yapıp dövüyorlardı. Yani demem o ki, Kürt çocuklarından annelerine, öğrencisinden işçisine, köylüsünden şehirlisine, iş insanından siyasetçisine, Lubunyasından feministine bedel ödedik hep. Cebimizdeki cevizimizi, şekerimizi, pestilimizi, emeğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi, bilgimizi, sanatımızı, kültürümüzü, çabamızı, hayatımızı, oylarımızı almayı biliyorsunuz ama neden vermeye gelince bu kadar zorlanıyorsunuz? Biliyorum. Hakkı ve itibarı iade etmek olgunluk verdenlik ister. Biz dost elimizi uzatıp cömertçe vermeye açıkken bize bu kadar nefret beslenmesine ve kendi topraklarımızı ötekileştirilip mülteci muamelesi görmekten çok sıkıldık, çok yorulduk. Fakat öyle alnı ak ve haklıyız ki işte bizim motivasyonumuz ve gücümüz de buradan geliyor. Kendime döneceğim yine biraz. Ben hetero bir sistemde Kürt bir ailenin çocuğu olarak varlığım için ailemin feodal yapısına, radikal İslam'a, sistemin kurumsal ırkçılığına karşı çok mücadele ettim. LGBTQA plus bireyi olarak gönül olmaya karar vermem epey zamanımı aldı. Bu kararım zor olan bir karardı çünkü konforlu alanı değil, kendimi tercih ettim. Haliyle köken ailem dahil birçok kişiden de uzak durmam anlamına geliyordu bu. Bu da biraz tabii ki biraz fazlasıyla beni yalnızlaştırdı. Ama beni ayakta tutan en güçlü duygu kimliğime tutunmam oldu. Kürdi üretimlerim oldu. Hayatımı Kürdi üreterek ve kız arkadaşımla yaşamayı seçtim. Ama iş Kürt kimliğine sahip çıkarak üretmeye gelince bu ülkede yapayalnız kalıyorsunuz. Çok işsiz kaldık. Bu ülkede görünür LGBTQA plus bireyleri ve Kürt kimliğine sahip çıkanlar için hayat pek de kolay değil. Pandemi döneminde hepimiz zorlandık. Evsiz kalanlardan biriyim ben. LGBTQA pluslar ve kadınlar bir kriz ortamı oluştuğunda ilk olumsuz etkilenen dezavantajlı gruplardır. Şimdi madem öyle bu kadar niye görünür oluyorsunuz? Makul olun diyorlar bazıları. Fakat anlamadıkları şey ötekileştirildikçe varoluşunu sürdürmek için gerekirse en radikal ve marjinal şekilde kendini ve pratiğini ortaya koymak zorundadır. Zira sistem tüm organlarıyla seni öğütüp yok etmeye programlıdır. Bunu da en iyi Kürtler bilir.
Pandemi sürecine dönecek olursak eğer, pandeminin ikinci dalgasında İstanbul'dan bir yılına gidip kız arkadaşımın ailesinde kaldık. Tabii böyle bir görünürlükle ailelerle kalmak pek de kolay olmuyor, bilen biliyor. İstanbul'a dönerken bir kadın arkadaşımızın küçük bir odasında 3 ay idare ettik ta ki toparlayıp bir düzen kurana kadar. Bir yıl çalışıp hayatı idame etmenin dışında birikimimizi Kürtçe şarkı ve klip üretimine harcadık. Fakat devamını getiremedik. Nedeni de Kürt dili statü kazanmadığı ve bir pazarı, piyasası olmadığı için Kürt sanatçıları ve Kürt'ü üreten tüm üreticiler perişan durumda. Hayatı idame etmekte ve üretmekte oldukça zorlanıyorlar. Tabii bunu da dile getiremiyorlar maalesef. Ben biraz daha görünür olup dertlerimi anlatmayı sevdiğim için ben söylüyorum. Kürt fobilerinden, LGBTQA+ fobilerinden, ahlakçı ve cinsiyetçiliklerinden, Kürt dilinin bir pazarının olmayışından sponsor ve kaynak bulmak imkansızdı. Ana dilde üretip Kürt kimliğinin ve LGBTQA+ kimliğinin görünürlüğü ve temsiliyeti nedeniyle sosyal medya mecralarında çok linç edildim ve hedef haline geldim. Hatta zaman zaman tehdit mesajları aldım. Bu haliyle ben de bazen endişeye ve anksiyeteye sebep olmadığı değil. Hatta her an linçlerden etkilenen biri dışarıda bana zarar verir mi endişesi içinde olmak tabii ki çok iyi hissettirmiyor. Bu sistemin içinde dezavantajlı sistem mağduru olarak duygusal, psikolojik, ekonomik şiddetin yanı sıra her an fiziksel şiddete de uğrama ihtimaliyle var olmaya çalışmak yorucu ve endişe verici. Peki Semyani Perizade neden Yeşil Sol Parti'den aday adayı oldu? Herkes bunu merak ediyor tabii. Kimisi destekliyor, kimisi olmamalısın diyor. Tabanı Kürt olan ama ötekileştirilen herkese kucak açmış, en önlerde hak savunuculuğu yapmış müthiş donanımlı, vizyon sahibi, vicdan sahibi, onurlu bir adalet mücadelesi veren, ileri demokrasiyi savunan en insancıl ve parlak parti olduğu için bana umut verdiği ve yarınlarda daha özgür ve güvende olacağımızı hissettirdiği için Yeşil Sol Parti'den adayı oldum. Tabii ki Kürt kadın ve LGBTQA+ bireyi olarak da en ait hissedeceğim yer burası olacaktı kuşkusuz. Adaylığı başvurumun onaylanıp aday gösterilmemden ziyade bir şeylerin tartışmaya açılması, konuşulması ve bir gün dönüp ilgileniriz diye bir kenara bıraktığımız o aciliyetlerimizin dile gelmesi ve görünür olması içindi. En nihayetinde sansasyonel bir kişiliğim var biraz. Ve seçim döneminde var gücümle partimize destek vermek ve benden ilham alanlara bakın. Yeni bir dönem başlıyor. Ben bile mecliste olmak istiyorum. Çünkü gelecek bizim demek için adayı oldum. Partimize uygun görürse elbette canla başla hizmet ederim. Sürpriz olur bu da bana. Güzel olur. Aday göstermezlerse de canları sağ olsun. Zaten maksadım küsüp kırgın olanların umutlanıp heyecanlanıp dönmelerini sağlamaktı. Onlardan biri olarak söylüyorum. Benim de eleştirdiğim ve küsüp kırıldığım zamanlar oldu. Lakin parti bizim ve burada birikmiş bir Kürt emeği ve enerjisi var. Tüm farklılıklarımıza rağmen sahip çıkmalıyız diyorum. Sözde yüzü batıya dönük olan Türkiye, LGBTQA+ konusunda sınıfta kalmış olabilir. Fakat uzun bir süredir HDP ve bileşenleri LGBTQA+ bireyleriyle kesişimsel bir mücadeleye ve dayanışma ile görünürlüklerinin ve eşit haklara sahip olmalarının arkasında duran tek siyasi partidir. Zaten tüzüğünde de bunu belirtmiştir. Umuyorum ki mecliste siyasetçiler Kürt sorunu, Kürt dili ve LGBTQA+ konusunda çözüm odaklı olurlar. Çünkü artık baharları yaşayalım istiyoruz hep birlikte. Biz yeterince saklandık bu zamana kadar. Kürt olarak saklandık, kadın olarak saklandık,
LGBTQA+ olarak saklandık ve diğer tüm tekileştirilenler olarak sevdiğimiz, anlamlı bulduğumuz ve haz duyduğumuz her şeyi saklamak zorunda kaldık. Bu kadar saklanmak yetmedi mi artık? Ana akım medyanın ve iktidarın taban seçmeni için bizi pinpon topu gibi kullanıp nefret söylemleri geliştirmesi ve bize sözde toplumun sağlığı yararına bir avuç marjinal ve patolojik vaka muamelesi yapmasından çok sıkıldık. Çünkü kendilerini kandırdıkları gibi azınlıkta değiliz ve bu toplumun çok da dışında değiliz. Bu toplumun sağlığı ne kadar yerindeyse veya değilse bizde de vaziyet bu. LGBTQA+'lara kapsayan tutumla ilgili daha fazla garantiye ihtiyacımız var. Türkiye'deki partilerin büyük bir çoğunluğu LGBTQA+ bireylerinin hakları, talepleri ve ihtiyaçlarına dair hiçbir şeyi seçim programlarına alma gereği duymadılar. İktidarın ve partilerin bu yaklaşımı bize aslında ne kadar çalışmamız gereken bir konu olduğunu göstermiş oldu. Özel sektör ve kamuda LGBTQA+ bireyler için korkunç bir tablo var. İş hayatında nefret söyleminin yarattığı sonuçlar bakımından nefret suçu olduğunu söylemek mümkün aslında. Heteroseksüellik dışında cinsel yönelimlerinin ayrımcılığa maruz kalması ve zorunlu heteroseksüellik gibi olgular hükümetler tarafından toplumsal bir sorun olarak göz ardı edilmiştir. LGBTQA+ bireylerin her alanda aile, okul, sosyal alanlar, iş hayatı, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi ötekileştirildiği bir sistemde ayrımcılık ve nefret söylemlerinin hedefi oluyorlar maalesef. Irkçılık ve sömürü karşıtı politika yapmanın erkeklere bahşedilmiş bir ayrıcalık olduğunu görüyoruz. Zira meclisteki kadın ve erkek vekil oranlarına baktığımızda da bunu görüyoruz. Hatta bazıları sadece sembolik olarak orada maalesef. Patriyarkal iktidarın karşısında hem kadın hem erkek hem de LGBTQA+ bireylerinin mücadelesi ve ittifakı çok önemli. Irkçı ve cinsiyetçi ideolojilere karşı muhalif bir tutumumuz var ve olmalı da. Haliyle bütün kimliklerimle ötekileştirilen özne olarak neden mecliste olup halkın görmezden geldiği bir kitlenin sesi olmayayım dedim. Kürtlerin, LGBTQA+'ların ve kadınların uğradığı yaşamsal ataerkil şiddet sorunu ile haklarımızı talep etmekten çekinmeyerek, yaşamın her alanında var olup görünür olarak, mecliste olarak, üreterek, reel ve dijital platformlarda sosyal olup ve iletişimde kalarak, dayanışarak başarılı olabiliriz. Sevgiler.